Merhaba Yeni Gün TV izleyicileri. Bu haftaki aykırı gündemin konuğu iş adamı, sanayici, köşe yazarı Tahsin Güzel. Tahsin Güzel İzmir'de çok tanınan bir kişi her şeyden önce. Ayakkabı sektöründe tanımayan yok diyebiliriz. Bunun dışında siyasi duruşu da var. Yazıları da çok iyi tanınan bir insan. İzmir'de belki aykırı kalem diyebileceğimiz birkaç isimden bir tanesi de Tahsin Güzel diyebiliriz. Şimdi Tahsin Güzel'in geçmişine bir baktığımızda ona 16 yıllık bir oda başkanlığı süreci var. Bu süreç dün yeni başkan tarafından irdelendi. Biz işin gerçeğin peşinde olduğumuzdan dolayı doğrusu neyse onu ortaya koymak adına bugün aykırı gündemde Tahsin Güzel'e söz hakkı tanıdık. Ben buradan Sayın Güzel'e hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun yayınız. Elbet ülkede aykırılar olacak. Aykırılar olacak ki doğrular su üstüne çıkacak. Hep alttan alırsan, dümen suyuna girersen bir şeyler çözülmez. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun yayınız. Biz de teşekkür ederiz Sayın Güzel. Evet. Efendim şimdi dün izlemişsiniz Sayın Atan'ın açıklamalarını. Sizin sürecinize ilişkin, size söz hakkı doğuran bir takım isnat demeyelim, açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların içeri nedir? İçi doğru mudur, altı dolu mudur? Nedir bunlar efendim? Öncelikle çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Odanın, dünkü Atan'ın açıkladığı gibi enkaz mı devralılar? Siz enkaz mı bıraktınız 16 yıl sonra ayakkabı odasını? Şimdi sevgili üstadım, ben laf üretmem, iş üretirim ve de bugüne kadar yaptığım işler belli. Şimdi ayakkabı odası enkaz derken neyi kastettiğini anlayamadım ki sadece o değil, tamamıyla bakın not aldım, şimdi gazeteyi okuyorum. 10 tane konu tamamı yalan ve uydurma. İbretle, yani ona hayretle izledim. Bir insan bir şey yaparken bakın kamu görevi sorumluluk ister, kamu görevi bilinç ister. Ağzından çıkan burada benim çıkan sözlerin arkasında duracağım. Durulması da gerekir. Çünkü sorumlusun. Vatandaş Ahmet abi, Mehmet abi şeyler diyebilir ama sen toplum önünde olan insan olarak bir belgeye, bilgiye dayanarak konuşursun. Oda da enkaz almış. Oda affedersiniz bir de saltanat orada bir yer yapmış. Geliştirmiş. Ben enkaz değil, hizmet eden bir kurum bıraktım. Aktif bir okul bıraktım. O borç falan diyor borçlanmış. Evet, üst kurullara borç ödemedim. Ödemeyeceğim de ve ömrüm, bakın ömrüm 16 yılda zorunlu aidata karşı gelmek için uğraştım. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Türkiye'de 2 milyon esnafın 32 bin paralı idarecisi var. Neredeyse bir bakanlığın bütçesine eşdeğer para toplar. Ne yapar buralar? Evet. Saltanat gezinleri, yeme içme. Ben 800 milyona yakın bakın bir alacak bıraktım. Tahsil etmedim. Niye tahsil etmedim? Bakın bir tek Tahsin Güzel'in İzmir'de görevi süresinde sorumluluğu bir tek şudur. 5362 sayılı yasada var ve amma alacaklar usul kanunu öyle de. Tahsil etmeme. Evet. Amma alacakları tahsil etmeme. Karşı olduğum bir şeydi. Zorla etatları tahsile gitmedim. Yani dedim, siz bu tahsilatı yasada olduğu için de o yüzden de almadım diyorsunuz. Almadım, almayacağım da karşıyım çünkü o aidata. Vatandaş hiç işi düşmüyor odaya. Ömrü boyunca bir geliyor zorunlu aidatı. Evet. Yılda 200-250 lira para alıyorsun. Yapılması gereken, zaten hükümet de bugünlerde çalışma yapıyor. Yapılması gereken Türkiye'de bakın bu oda, bu arpalıkların bir revize edilmesi gerekiyor. Zorunlu aidatın kaldırılıp hizmet karşılığı bir bedelin verilmesi gerekiyor. Enkaz dediği beyefendiye 40 milyon para bıraktım. Burada konuşuyorum, ben belgeyle konuşurum. Tamamıyla afaki atmalarına değil. Adam gibi bir oda bıraktım. Oda hem tabel odası değil, kimlik kazanmış, vücut bulmuş. Ayakkabı dediğin zaman Tahsin Güzel'in aklı geleceği, İzmir odasının aklına geleceği bir hizmet veren kurumu bıraktım. Şimdi o, bu konuda bunu söylüyor. Niçin? Katılım payı. Ödemedim ya. Niye ödeyeceğim? İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'ne katılım ödüyorum. TESK'e katılım ödeyeceğim. Garip esnafından alacağım. Ben tahsildar değilim. Bunlar da sözüm ana esnaf adına saltanat gezileri yapacaklar. Evet. Şimdi birlik hakkında bakın bu saltanat gezileriyle ilgili dava açılmıştır. Evet. Ben millete para toplayacağım. Ben tahsildar değilim. Ben sektörümün, meslektaşlarımın sorunları çözmek, problemlerle uğraşmak için geldim. Tahsilatlık yapma, tahsilatlık yapmaya gelmedim. Şimdi Sayın Atan'ın söyledikleri yani bu borç, bu sizin
saltanat dediğiniz, sürmesin dediğiniz bu paraları mı kastediyorsunuz? Onu kastediyoruz. Bakın 40 milyon para bıraktım. Kaldı ki bakın buradan hem savcılığa da suç duyurusunda bulunmuştum. Daha önce benzeri de bir bildiri dağıttı. Ben sayın savcılarımızı göreve çağırıyorum. Çünkü kamu görevine gelen insanlar üyelerin hakkını korumakla yükümlüdür. Evet, evet. 5362 sayılı yasanın birinci maddesinde bakın bu yazar. Sen üyelerin 2 sene olmuş böyle bir şey var da niçin dava açmadın? Ki savcılığa suç duyurusunda bulundum. O bildiriler için karakola gittiler, kıvırttılar. Biz dağıtmadık bunu. Altına imzası oldu. Erdemli insanlar bu işi yapanlar. Aynı yine şeyler, aynı şunu aldık ayakkabıcım, bak okulu şu hale getirdik. Okula gelince okulu ne yaptılar biliyor musun? Birinci yıl eğitim yapıldı, bu sene eğitim bitti. Bakın 16 yıldır eğitim veren okul kapandı. Okulu ne hale getirdiler? Şeyin ayakkabı sektörün paraları değil, Avrupa fonlarından aldığımız araçları Yalçın Ata kendi atölyesi yapmıştır. Kamu ihalelerine uygun olup olmadığını ben yazdım ve de hala daha iddia ediyorum. Sayın Kocaoğlu Torbalı'dan oradan buradan çiçek böcek alırken reklam yapar, ilan verir. Gazetelerde 25 bin çift ayakkabıya ihale veriyor, bu Yalçın Ata alıyor. Bakın kanuna uygun olduğundan tartışmıyorum. Etik değil, ahlak olmayan. Bunu alıyor dışarıda yaptıracağı 5000-4000 lira olan kalfaları da 1800 lira o okuldaki makineleri kullanıyor. Kendi atölyesi yapmıştır. Önce kendi bakacak, ahlaksızlığına bakacak, peki, yaptığı işlere bakacak. Şey, ondan sonra yani. Kaldı ki bir de orada çok dikkatimi çekiyor. Bakın not aldım. Diyor ki o da yönetimleriyle uyum içinde çalışıyoruz. Ben 16 sene yaptım. Gerçekten yoruldum da bir insanın enerjisi de bitiyor. Evet. Ama sektörün talebiyle, bazı kişilerin talebiyle aday oldum. 3 tane ayrı aday vardı. Özellikle söylüyorum 3 aday. 3'ü dedim ki hatta bu Yeni Gün gazetesinde çıktı. 3'ü birleşsin bir adam olsun. Beni de göndersinler dua diyeyim dedim. Bakın seçim çalışmalarına gittiğimde tüm ayakkabı dostlarım bilir. Arkadaşlar yenilikte hayır vardır. Bakın yeni şu tarihte seçimimiz var. Lütfen gelin bana oy vermeyin. Yenilikte bakın bir hayır vardır. 3 arkadaş birleşti. Bakın üzerinize düşeni yapın, gücünüzü, kuvvetinizi gösterin dedim. Onlar da nasıl anlaşmıştır? 2 yıl Yalçın Ata yapacak. Üçü bir adam oldum ya. Sözleşmeleri var. 100 tane esnaf arkadaşımız çağırın burada konuşun. 1 yıl, 2 yıl Yalçın Ata yapacak. 2. yıl başkan vekil olan Mehmet Özsevgin yapacak. 3. yılda Hürsi Çıtak denli benim başkan vekilim o seçime girecek. Herkes bunu destekleyecek. Ben de bu konuda kendilerine aferin, tebrik ediyorum sizi. Benim başaramadığımı, kavgacı diyorsunuz ya. Evet. Ha, başaramadığımı siz başarıyorsunuz. Benim bilgi, deneyim ne varsa bundan yararlanırsınız. Bundan sonra sizin arkanızdayım dedim. Şimdi 2. yıl geldi bakalım. Göreceğiz o sözler. Evet, ha, ne kadar durulacak. Yani uyum diyor, ne uyumu? Daha bir gün oturup toplanamamışlar. Bu sağduyu sahibi, oradaki meslektaşlarım bu ihale benzeri uygulamalara ve yalan haberler, bazı verdiği beyanatlardan dolayı rahatsızlık var. Doğru dürüst toplanamıyorlar, bir uyum içinde de değiller. Şimdi sen güzel, az önce dediniz ki 25 bin çift Büyükşehir Belediyesi ayakkabı, evet, ayakkabı. İhalesini Yalçın Ata'ya verdi, doğru mu efendim? Evet. Şimdi peki bu ayakkabılar İzmir'de mi yapıldı? Ya da daha sorumu şöyle sorayım. Peki Yalçın Ata oda başkanı olmazdan önce de Büyükşehir ayakkabı ihalede... Hayatında böyle bir şey yoktu. Bakın yoktu. Kaldı ki Sayın Kocaoğlu da böyle bir ihaleleri İzmir'e yaptırmıyordu. Yaptırmadı. İzmir'i çok seven Aziz Kocaoğlu yaptırmamış. Ya çok enteresan bir şey. Bakın burada bir suçtur. Bizim odamız ihtisas kurumudur. Evet. İş kapısı değil kimseye. Hı-hı. İhale alınacak, onu yapılacak. Sen sektörüne bildirirsin. Evet. İhaleye girenler fiyat kime uyuyorsa o alır. Hiç kimseye haber vermeden bu ihaleyi sen alıyorsun. Bir de kendin yapıyorsun. O da üyelerin hiçbir haberi olmadı bu yani. Ya ikinci gün bir sözde mesaj atıyor. Gidenlere de aynen, bakın ben bilgili belgeli konuşurum. Odaya müracaat denlere de sen oda üyesi değilsin kardeşim. Bakın ayakkabıcının odası, ticaret odası sanayi odası olmaz. Ayakkabıcıdır, bu sektör mensubudur. Evet. Herkes bu ihaleye girer. Ayakkabıyla iştigal eden herkes girer. Ahlaki de değil. Kaldı ki bir yıl önce de bizim orası ihtisas kurumudur, rapor verir. Mahkemelerin olmayan bayağı arızalı ayakkabı ihalelerde yapılmış aslına uygun mudur rapor veren bir kurumdur. Rapor veren kurum bir yıl önce Aziz Kocaoğlu'nun yaptırdığı ayakkabıya rapor verdiği bir firmadan 10 bin lira bağış alıyor. 16 yıl bakın başkanlık yaptım. Ben rapor verdiğim bir insandan bağış almam. Ne alır arasın bunun altında? Evet. Ama ikinci yılda kendi alıyor bakın bunun hesabını yapıyor kendi alıyor.
Kime bildirdin kardeşim? Bırakın ayakkabıcını yapsın, sen lidersin ya. Bir kurumun başındasın. Bakın bunlar genel ahlak ve adaba uymayan, kamu görevine yakışmayan hareketlerdir. Peki efendim, şimdi Sayın Akar 25'lik bu ihaleyi aldı. Evet. Peki bunu kendi atölyesinde, kendi şeyini mi yaptırdı? Hayır. O konu işte eğitimi, bakın eğitim veren okul şimdi atölyeler oldu belirli kişilerin. Atölyesi oldu. Ha, atölyesi oldu. 4000 liradan aşağı o bakın ayakkabılar dışarıda kalfalık ve işçilik ambalajını yaptıramazsın. 1800 liraya çiftini yaptırıyor. Hı-hı. Belediyeden parayı aldığı halde daha okula ödemediği paralar var. Diğer uyum içinde çalışıyoruz dediğimiz arkadaşların buna tepkisi de bundandır. Evet. Yani tepkisi de bundandır. Ha, yönetimde de bir tepki var. Ciddi bir şekilde var. Yani ben bunu dün dinledim, bakın şimdi şu gazetede manşet yapmışız. Evet. Bakın burada bir sürü evet. haber. Hı-hı. Yani burada kamuoyundan vallahi özür diliyorum ama buna gülmek lazım. Başka bir şey değil. Gülerim ben buna, gülerim. Siz şimdi ayakkabı sektörünün fuarlarına taşıyan bir insansınız. Yani siz de başladınız yanılmıyorsunuz. Evet. Sektörü fuarlara taşıdınız. Dün atanın açıklamalarına göre siz bıraktığınızda oda başkanlığı 67 katılımla fuarı kapatmışsınız. Sayın Ata da dün açıklamalarına göre 132, yani bu yıl yapılan ayakkabı fuarını katılımcıyla kapattıklarını belirttiler. Şimdi ifade ettiler. Ertan Bey, ne diyorsunuz? İzmir bakın fuarlarla duyuran bir kenttir. Evet. Orada daha bir laf daha diyor. İsfaç'ta kavgalık, Aziz Bey'le kavgalık. Herkesle kavgalık diyor. Hı. Niye kavgayı? Yanlışlık karşısında ben herkesle kavga yaparım. Babam da olsa evet, kavga yaparım. Evet, şimdi İzmir fuarlarla adını duyuran bir kentte. İzmir'in bir fuara, fiziki açıdan müsait bir fuara ihtiyacı vardı. Evet. Bakma ithal granitlerle o fuar yapmadan eskise de İzmir'e kazandırmış bir eserdir. Evet. O konuda Aziz Bey'i kutluyorum. Bakın buna ihtiyaç vardı. Ben 34 tane fuar açtım, yaptım. Fuarların önemi tartışılmaz. Dünya açılan kapılardır. Evet. Hem de adam gibi yaptım. İzmir'de fuar dediği zaman Tahsin Güzel'in emeği vardır. Neyi yapmış ya? Fuar da bitti. Kaldı ki bakın bu fuarın ihtisas kurumu olarak sahibi benim. Hı hı. Kim konuşacak? Hangi tarihte yapacağım? Ne yapacaksam benim. İzmir fuar belediye ait de olsa istediğime yaptırdım. Aziz Kocaoğlu İzmir'e hizmet edeceğine ayakkabı fuarının patronu olmuştur. Orada bir tane sektör temsilcisi konuşuyor mu? Ben konuşacağım orada kardeşim. Evet. Sektörü temsil eden benim, yapan benim. Hı-hı. Ben ona karar vereceğim, sen değil. Ama biz bakın fuarı bitirdiler. Fuar ayakkabıcının falan değil artık ya. Aziz Kocaoğlu bilmem ne fuarı yaptığı gibi ticaretiyle uğraşıyor. Hı-hı. Bu fuarında, şimdi yiğit öldürürüm hakkını yemem. Bu fuarlar adam gibi fuardı. Böyle fizik açıdan da bak müsait alanımız yoktu. Biz burada fuar yapıyorduk ya. Evet, öyleyken 150-155 kişiyle fuar yaptık biz. Bu fizik. Sen böyle bir fuarda ben 130 da değil 500 kişiyle fuar yaparım. Türkiye'nin her tarafında bu sektörü buraya getiririm. Evet. Yani tüm insanlara katarım. Sanki bir matahmış gibi. Bu fuarda bitti bir önceki 70-80 kişiydi. Bitmişti. Hı hı. Ekrem Demirtaş'a buradan teşekkür ediyorum. Yeri geldiğim Ekrem'i de en ağır dille eleştiriyorum ama Ekrem Demirtaş'tır bu fuarın bu dönemki mucibi. Çünkü stand paraları ödemiştir 90 kişiye. Parasını ödemiştir. Ekrem Bey mi? Evet. Lütfenle bu millet oraya gelmiştir. Kimse bunun üzerinde hakkım kesmesin. Yalçın Atan'ın daha bir adama gidip de bir firmayı sokmuş değildi bu fuara. Yani neredenmiş fuarları bir araya getirmiş? 90 katılımcının parasını Ekrem Bey ve o kanaldan gelmiş evet. fuara 132 demişti Sayın Ata. 42 kişi mi o da? 112 kişi. Nerede 132'si? 112 kişi. Diğeri sen de şeyciyi dergiciyi onu bunu korsan değil. Ama bunun da bakın %90'lı Ekrem Bey ticaret doları finansını stand paralarını karşılamıştır. Belirli bir miktarını ödemiştir. Ekrem Bey'in gelip gayretiyle de olmuş bir iştir. Yalçın Ata sadece vitrinde hiçbir alakası yoktur. Fuar ne dediğini bildiği yok. Zaten bakın şimdi şöyle okuyorum da diyor ki burada hem yazmışsınız da dün de izledim de ibretle izlediğim şey diyor ki Suriye krizinde diyor biz Suudi Arabistan'a, Dubai'ye ayakkabı satamıyoruz. Dam başında saksağım ver beni, vur beni kazmayı. Ya bu kadar akılsızca, bir de ithalat konusunda. Bak akılsızca böyle bir beyanat yakışmaz. Bizim biraz ders çalışacak. Abilerinden biraz ders alsın. Onun dümen suyuna girdiği abilerinden ders alsın işte senin. Yani ikincisi diyor ki ithalat efendim diyor. Biz diyor çalışmalarımızla diyor ithalatı engelledik. Bakın bir mantık, akıl. Aklın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Şimdi ithalatı 2002 yılında biz kota getirdik, sınır getirdik, evet. referans fiyat getirdik. Vatandaş gidiyordu 10 liraya ayakkabıyı 1 liraya alıyordu, getiriyordu, vergi de vermiyordu. Hı hı. Belirli bir limit getirdik çiftlerine. Getiren Tahsin Güzel'dir.
Türkiye'deki tüm ayakkabıcılarında bunu takdir ettiği halde bu hiçbir şeyi bilmez, kendi kafasında laf konuşuyor. Biz bunu referans fiyat getirdik. Evet. Örneğin çocuk ayakkabısı 6 lira, bayan ayakkabısı 10 lira, erkek ayakkabısı 14 lira gibi. Bir de şeyde ihracatta kota getirdik. 21 milyon çift gibi. Onun dışında gelmiyor. İhtisas kümrükleri oluşturduk. Bir kontrolü aldırdık, disipline ettik. Ha kotoyu Ali kullanmış, beni kullanmış umurumda değil ama. Böyle bir tedbir getirdik, ciddi bir vergi getirdik. Ve de bu şimdiki bunun uzamaları. Yani bu alınan tedbirlerin. Çünkü sen birine tedbir korsan sen de ihracat yapamazsın. Evet. Neyle tedbir korsun? Üretim fazla gösterirsin. Evet. Yani gerekçelerini ortaya korsun. Bizim de kayıt dışı, ciddi bir kayıt dışımız olduğu için kurulu kapasitemiz bakın yıllık 420 milyon çift. Ama bu 420 milyon çift üretmeyi görünmüyor. Yani üretim fazlamız olduğu halde ithalata bizim ihtiyacımız yok. Bu tedbirleri de getiren Tahsin Güzel'dir. Ve de ben her zaman yiğit öldürürüm hakkını yemem. O dönemin Sanayi Bakanı Kenan Tanrıkulu'ydu. Çok ciddi katkılar olmuştur. Arkasından da Ali Coşkun Bey gelmiştir. Sanayi Bakanı. Biz yapanları takdir ederiz. Bu tedbirleri de aldıran Tahsin Güzel'dir. Ayakkabı yakan, sokaklara inen. Kalkıyor. Kaldı ki bakın senin bu ithalat konusunda yorum yapan vatandaş sektörüne ihanet eden birisidir. İthalat yapan birisidir. Evet. İthal ayakkabılarla parakendeciyi, toptancıyı vuran, kıran birisidir. Kalkıp da buraya çıkar konuşurken bu ağzından çıkanı kulağı duyacak. Evet. Ha, duyacak. Ben ne diyorum yani? Bu işleri inan burada bırakmayacağım. Peki biz izleyicilerimize de bilgi verelim. Şimdi evet. Ayakkabı sektörü geniş bir sektör ve yaşam vazgeçilmez. Peki İzmir ayakkabı sektörü Türkiye'de ve dünya genelinde neredeler? Biz doğru bilgi edinmek adına sizin tecrübenizden faydalanalım. Şimdi yalçın gibi atmaya gelsen bir dakikada atar satarsın. Bakın şimdi Türkiye İzmir'e gelirsen ayakkabının %37'sini üretmektedir. %37. Evet. Evet. Dünyada ayakkabı 4. sıradadır. Bakın. Türkiye'de biliyorsun. Dünyada ayakkabı ciddi bir kurulu kapasite var. Bakın kurulu kapasitesi 420 milyon çift üstündedir. Bunu vardiya yaparsan bakın Türkiye 1 milyar çifte yakın ayakkabı üretme durumundadır. Çünkü bizim insanlarımız mucizeler yaratıyor. Evet. Gerçekten ayakkabı ciddi bir altyapısı oluşmuştur Türkiye'de. Hele İzmir bunun da öncüsüdür. Ama şimdi ihracata gelince dünyadaki ayakkabının pasta payına bakıyorsun. 103 milyar dolar. Dünyadaki pasta payı. Ama Türkiye'nin aldığına bakarsan o ben kendimi de her zaman eleştirdim. O Türkiye'de ayakkabı sektörünün ve idarecilerin en büyük eksiğidir. O eksiği ben de yıllarca onun acısını çektim. Biz bu pastadan 1/3 alıyoruz. Bakın bu kadar sıralamada belirli bir yer. 100 milyar dolarlık bir pastadan 1/3. 1/3'ünü alıyoruz. İzmir kaçını alıyor peki? İzmir'de bunun yani 1/3'ün 137'sini alıyor. 137. Yani bu kadar bakın bu bizim bir eksiğimizdi. Ama bunu derken de şimdi birazcık da idarecilerin de değil, sektör mensupları da birazcık arayışına girecek. Kendini yenilecek, yenilmemek için. Belki satamazsın. Biz ayakkabı üretiyoruz ama satamıyoruz. Evet. Ben defaten arkadaşlarıma söyledim. Arkadaşlar bakın hedef ülke alın. Hı hı. Bir sektörel dış ticaret şirketi kurun. Bir kişi belki gücünüz yetmez. İtalya'dan mı? Hedef ülke Almanya mı? İngiltere mi? Neresi? Oradan güzel bir pazarlamacı getirin. Şimdi dünya birleşti artık ya. Evet. Sınırlar kalmadı. Ürettiğiniz ayakkabıları satın. 10 kişi bir araya gelin bir kişi ücret etmiyorsa. Biraz verim aldığınız zaman ikinci bir hedef ülke seçin. Bakın üretiyoruz ama satamıyoruz. En büyük eksiğimiz satamamaktır. İhracattan, ithalattan bakın bahsediyor. Ya geçen sene, evveli sene bakın Nava basketbol ayakkabısı diye hiç ihtiyaç yokken 40 bin çift işte, ayakkabı. İthal mi? İthal geldi. Bakın bazı şeyler geliyor. Şimdi bunlar afaki. Yani bir işi bildikleri falan için değil. Ne bu 5362 yasanın kamu görevinin bilincindeler ne de doğru düzgün bir araştırayım nedir konumuz diye. 420 milyon çift kapasite diyoruz bakın Türkiye'de. Ayakkabı giyme oranı oldukça az. Bizim ciddi bir üretim fazlamız var. Dışarı satmamız gerekiyor. Evet. Ha, bizim yapmamız gereken bunlar. Ayakkabı satmamız. Çünkü bu ayakkabının da Türkiye'de ayakkabı giymeli 1.9 iki çift değil. Avrupa 6.9 ayakkabı giyiyor. Senin fazlan var. Zaten iç piyasayı %30'un üzerinde ithal ayakkabı alıyor. Evet. Ne kalıyor sana? İki çift giyse 140 milyon çift yapar. Sana kalan 100 bin çift, 100 milyon ayakkabı. Sen 420 milyon üretiyorsun kardeşim. Vardiya yapma. Kurulu kapasiten kullansan Türkiye'nin alacağı ihracattan pay şu anda 3-3,5 milyar dolar olması gerekiyor. En azından.
Ama biz bunu almıyoruz. Bakın milyar dolara bulamadık. Yani şimdi bir şeyler konuşurken ezbere laf olsun, çuvalda olsun, televizyona katıldım. Ha ya millet beni görsün diye laf konuşulmaz. Peki efendim 17 yıllık sorunlar varmış. Bu sorunlardan mı bahsediyorsunuz? Hangi o önemli önemli. 2 yılda sığmış bu sorunlar, çözülmüş. O okul, okuldur. Şeydir, yoldur. Yol mu? Bakın, yani bir insan, bakın bu yol konusunu merhum Priştine, Allah rahmet eylesin. Evet. Cengiz Bey daha ölmedi, Borna Belediye Başkanı'dır. Evet. Bakın hepsiyle cenk verdim. Hatta ve hatta tüm kamuoyu bilir, yetkililer bilir, bürokratlar bilir. O VİP'e girdiğimiz zaman Kocaoğlu'yla konuşmalarımızı, evet. Sayın İzmir'deki Alaaddin Yüksel dahil olmak üzere. Evet. Cavit Kıraş tüm valilerim de bilir. Orada her gündemde sayın bakanlarım da bilir. Hatta pazarlık olur, espri yapardı. Aziz Bey, eğer yol konuşacaksan ben puanına gelmeyeceğim derdi. Bakın, kendisi de burada İzmir'de. Gelir karşımda konuşur. O yolu her zaman gündeme getirdim. Çözüm neye önerdiler bana biliyor musun? Şimdi karşı taraf boş. Uygulamaya girmemiş. Benim sitem kamuya terk edecek alanları terk etmiş. Bana önerdikleri şu, fizik açıdan da yani yetmiyor zaten. Ya şurayı sitenin önüne kadar şu yolu biraz genişletelim. Genişletelim. Burayı açalım. Ya onu o zaman belediye yol yaptı demem. Ben gelirim orayı açarım. Kendim yaparım. Kardeşim sen karşı uygulamaya girmemiş. Oradan al. Viyadüklerini yap. Evet. 100 metre yolu yapamayan bir İzmir Büyükşehir Belediyesi var. Ben 16 senem ömür verdim bak bu yolu düzeltmek için. Adam diyor ki yolu yaptık diyor. İSSU'nun çalışmasına gazla yere yol yapıyorum. Utanmadan. Gazete basıyor. Gazeteleri de orada dağıtıyor. Basın ben de dağıtayım biraz içtiyse yani. Hangi yol yapmış? Yapanın ayaklarını öperim yani bakın. Evet. Yani ama bu bakın afaki olmayan şeyleri konuşmak bir idareciye yakışmaz. Çözülmüş mü peki? Niye çözüldü kardeşim? Şimdi buyurun gelin 3.30'dan sonra siteye giremezsiniz. Bakın müşterilerimiz sitenin ölümüne en büyük neden o yoldur. Evet. Bunu 16 senedir her platformda çırpındım. Sayın Binali Yıldırım çok mükemmel bir proje yaptırdı karayollarına. Evet. Aziz Bey'de oturduk toplandık. Üst tarafında bakın viyadük Işıkkent'e geçiş o Kemalpaşa'ya açılan yola bağlanacak bir yol üzerinde kararlaştırdık. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi daha kılını kıpırdatmadı. Benim burada gelip sitemin önündeki o kaldırımı alıp da yolu genişletmekle yol yapılmaz. Ben ona hep karşı çıktım. Bu lokal bir tedavidir. Anladım. Bu olmaz. Anladım. Kaldı ki bakın bir İzmir şimdi Büyükşehir. Ayakkabı camiası Şamaroğlu'na falan değil. Kimse kusura bakmasın. Sen Sayın Kocaoğlu 87 tane orada bir büro. Nakliyacıların bürosu, irtibat bürosuna. Kalkar o alanda sen aşırı devletle mi yaşıyoruz? Sen hukukta idare edilen bir belediye değil misin? Tüm oradaki tarım alanlarına oraya buraya konteyn garajları verirsen, Türk garajları verirsen, hamamlarını açtırır, onlara hizmet verirsen, sen kusura bakma, bu yolu da açamazsın, bunu da yapamazsın. Sen bunları vermeyeceksin. Gelin oraya 10.000 konteyn garajı var. Evet. Türk garajı var. Evet. Sen altyapı olmadan, yolunu yapmadan bu insanlara izin verirsen bu belediyenin Bornova ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hatasıdır, suçudur. Yaptıkları ayakkabıcıya karşı bir ihanettir. Hem lafa geldim mi? İşte yani bu yol yapılmadığı sürece ayakkabıcı sektörü mümkün değil kardeşim. Mümkün değil. Bakın bunların işi neye benziyor biliyor musun? Hem sizi çok seviyorum Aziz Bey'in de ama bakın bu şuna benziyor. Bir erkek veya bayan. Kocamı çok seviyorum ama aldatıyorum'a benziyor. Bizi çok seviyorlar ama çok ciddi bir şekilde de aldatıyorlar. Yani yolda çözülen hiçbir şey falan yok. Bu gazetelerdeki manşetler tamamıyla hayaldir. Kaldı ki Aziz Kocaoğlu geldiğinde ben o gün bir işim vardı gitmedim. Ekrem Bey'le fuar için geldiklerinde arkadaşlarım birisi diyor ki ya başkan Allah aşkına şu yolu bir çöz falan diyor. Hemen oradan Yalçın Ata atlıyor diyor ki efendim diyor o imza aldım ben onlardan diyor. Biri Ordu'daymış biri Bolu'da. Adamın ikisi de İzmir'de. Yalanın bu kadar kuyruklusu. Ya sen bu insanın tedaviye ihtiyacı var. Bakın gerçekten ben bir sektör mensubu olarak ve o kurumda da yıllarca hizmet vermiş bir insan olarak bu insanın bir tedaviye ihtiyacı var. Yani. Umarım akidinde durur. 2 yıl dönerli yaptılar ya bunlar başkanlığı. Bakın o çocuklara destek veririm. O 2 yıl değişir de bu gider ayakkabıcı da bu çıkmazdan çıkar. İki yıldı bunların. İki yıl doldu herhalde. İki yıl sonra Mehmet Özsevgi geçecek. Ondan sonra bir dahaki seçime de benim başkan vekilim olan ekiplerindeki Hulusi Çıtak'la gidecekler. Ha geçecek. Yani bu sayın atanında herhalde son dönemki. Yani, son ama giderken çok yalan söylerek gitmesin. Efendim?
yalan söyleyerek gitmesin. Doğruları anlatsın. Doğruları anlatsın. Peki Sayın Güzel, yazılarınızı ve kamuoyunda sizi yakından takip eden bir köşe yazarsınız. Sanayici ve iş adamı olmanız dışında. Birlikteki bazı rahatsızlıkların üzerine giden bir karakteriniz var, duruşunuz var. Yıllardır böyle devam ediyor. Biraz da birlikten bahseder. Şimdi siz efendim, orada işler nasıl yürüyor? Bakın İzmir kamuoyu çok hatırlar, hafızalarını zorlarsa. Ben bu Sabancı Kültür Merkezi'ndeki birlik kongrelerini herkes hatırlar. Cumhuriyet Meydanı'nda çok iyi hatırlar. Evet. Sayın Cemal Tercan vardı. Adam ağaç dikiyormuş, meyvesini yiyormuş, gölgesine de atıyormuş. Cemal yolsuzluk yapıyor diyor Aykop'ta da. Cemal'i indirdik. Evet. Meşhur beyefendileri getirdik. Bakın getirdik. Oturdan benim. Onda vebalim var. Vebalim olduğu için bu konunun çok üzerine gidiyorum. Hı hı. Ama arkamı döndü, bunları ağacı dibinden kesiyor. Onlarca davam açıldı. Hatta bir ara yazdım yazılarımda da adliyenin kenarında ev tutacağım. Çünkü gece gündüz mahkemedeyim dedim. Doğruları söylemek bu Türkiye'de suçsa ben bu suçu ölünceye kadar işleyeceğim. Şimdi birlik bakın BESAŞ bitti, İzmir'in medeni iftarıydı. Evet. Çok basın kurumlarında buralardan para aktarıldı. Birliğin bakın ciddi bir devletti İzmir'de birlik. Hı hı. Ne yaptılar? O iftira diye bana dava açanlara şimdi ben avukatlarım eğer zaman bulabilsem şimdi ben de onlara dava açacağım. BESAŞ'taki 155 milyon yolsuzluk çıkmıştır. Şimdi 3. Asliye Cezada 13'ünde duruşması vardır. 27'de duruşmasına gittim. Yaptıkları tek iş Tahsin Güzel müdahil olamaz. Neymiş ben ortak değilmişim. Ulan ben esnafım. Evet. Bu esnafın şirketi. Neyine müdahil olamam. Bakın şimdi yargılanıyorlar. Saltanat gezileri diyorum. İşte ödemediğim o diyor ya kurumlara evet. Borç. O borcu ödeyeyim. Antalya'da Bodrum'da aile boyu sözde esnaf toplantısı. Aile boyu saltanat toplantıları yapıyorlardı. Bakın bu konularda kamuoyuna taşıdığım için ona da dava açıldı. 13 Asliye'de. Ona da dava açıldı. Ona da dava açıldı şimdi. Bakın bunlar da tespit edildi. Tahsin Güzel'e bakın şunu söylüyorum. Yiğit gibi. Ağzımdan çıkanın hep arkasındayım. Hayatım boyunca insan beşerdir. Hata da yaparım. Hatalarını da kabul ederim. Eleştirileri de açığım. Evet. Beni keşke eleştirsinler. Bakın bunlar da eleştirsin. Evet. Ya bize bakın şunları öğretmedin desin. Göstermedin desin. Şunu yapmadın desin. Ama derken ellerinde de bu olsun. Şunu yapmadım. Boş. Şimdi Cemal Tercan'ın eleştirdiniz ve gitmesine neden oldun dediniz. Bunda da vebalim var. Tamam. Var onda vebalim evet, var. Tamam. Peki Sayın Susam geldi ve Zekeriya Mutlu'yla devam ediyor. Bu süreci kısaca bir ele aldığımızda İzmir Esnaf Odaları Birliği'nin şu an konumu nedir? Nasıl görünüyor? Saltanat mı söylüyor? Saltanatın tillahı var. Bakın Sayın Cemal Tercan bu İzmir'in bu yapılan fuar alanlarından önce yapılacak evet. 140 bin metrekare bir sarmışta İzmir'in kalp olan yerde bir arazi almıştı. Uyanık adammış. Evet. Bakın şimdi takdir ediyorum yiğit öldür ama aklını evet. Yemeyeceksin. O da onunla da bakın bir sürü kavga dövüş olduk. Beylerin dediği gibi kavgacıyım. Niye karşı kavgayım? Yanlışa kavga yaparım. Evet. Hiç kimseyle umuruma evet. Takmam. Ama bakın o arazi kaşla göz arasında evet. Beyler bir medya patronuna peşkeş çekildi. 50 trilyonluk arazi 5.4 trilyona. Peki. Şimdi evet, şimdi senin birlik neyi yapıyor kardeşim? Bir BESAŞ diye bir şirket vardı İzmir'de namı değer. Esnafın yarınları, herkesin hayalleri. Evet. Umut can simidiydi. Ne içkinin %10'u. Evet. Uçuna ortak diyemez. Ne oldu? Bakın içi... Söz konusu idareciler, iki namı değer, bizimkinin de dümen suyuna gidi, sesini yaptığı, sesçiliğini, gözcülüğünü, öncülüğünü yaptığı beyefendinin o yakışıklıları ne yaptılar? Orayı da bakın hisse alım satımlarıyla yok ettiler. Ne yapmışlar? Adam pazarlar odasının hissesini dahi birine satıyor. Tekrar kendisi alıyor, nominal değer 1 liradan. 7.7 lira kadar şirkete satıyorlar. Şirketin içini boşalttılar. Ya hatırlayın İzmir kamuoyu hatırlasın. Ben buradan İzmir'e. 2006 yılında bu adam biri turşu satarken, biri yumurta pazarda yumurtacılık yaparken vergi rekabet bulmuştur. Evet. Şimdi bakın şimdi bir istirhamım var. Bakın bu televizyon değil mi? Arkadaş bunlara Tahsin Güzel konuşuyorsun. Gelsinler karşıma. Burada belgelerle konuşalım. Buna gerek kalmadı zaten bunu mahkemede konuşacağız. Çünkü adli intikal etmiştir. Türkiye'nin en önemli hesap uzmanı olan SPK'nın ve Emniyet Mali İşleri Şubesi'nin ve Bakanlık Müfettişlerinin tespitiyle dava açılmıştır. Şimdi orada bunun hesabını yapacağız ama arzu edinlerse ya cevap istiyorlarsa beni davet etsinler. İstedikleri bir televizyonu. Evet.
İstedikleri bir kuruma. Buraya da gelebilirler. Buraya da gelsinler istedikleri yerde. Bakın arkadaş biz yanlışları tartışıyoruz. Evet. Kimsenin şahsi iletişim yoktur. Evet. Benim yanlışım varsa yanlışımla uğraşın. Ben kişinin aile efradına, şahsına onlarla meselem yoktur. Ama yanlışlarıyla herkesin meselem olur. Ve de Allah'a çok şükür o iş, o tüy bitmedik. İnşallah insanlar o evleri, yuvaları dağılan, kafayı bozan, hastanelere düşen insanların ahları yerde kalmayacak. Mahkemede bunun hesabını verecekler. Tahsin Güzel bunu yapmıştır. Bunun adı kavgaysa kurban olayım öyle kavgaya. Şimdi bildiğim kadarıyla dava 13 kişiyle açılmıştı. Evet. Sayın Susam da dahil oldu. Dahil oldu. Bu duruşmada hakim karşısında yargıda çıkacak mı? Çıkacak. Karşılıklı oturacağız. Birbirimizi çok seviyoruz çünkü. Çok seviyoruz. Siz de katılıyorsunuz. Evet ben de katılıyorum. Hakim sizin müdahilinizi reddetmedi değil mi? Yok şöyle müdahil olamaz filan dediler. Hı-hı. Başta avukatların hepsi koro halinde birden. Tahsin Güzel müdahil olamaz. Ben dedim bu kongrelere benzetiyorum bu işi. Kongreler de aynısını yapıyorlardı bunlar. Çünkü bakın genel kurullar kanunların üstünde değildir. Onlar genel kurulları kanun yerine koyuyor. Ne yaptıysak genel kurul kararıyla yaptık. Yanlışı yapıyorsun genel kurullarda. Netice orada müdahilliğin konusunda tartışmalar olmuştu. Hatırlarsanız hatta bu konuya değindim. AK Parti'yi kapatma davasında internet haberleriyle Abdurrahman Bey Yargıtay Savcısı dava açmıştı. Evet. Ben bu davayı bakın 150 milyon tarihinin en büyük teknik soygunluğu afişe eden, yazan ve mücadele veren SPK'ya buradan sesleniyorum. Dosyaları götüren benim. Emniyete dosyaları veren benim. Benim müdahil olmayacağım da kim olacak? Evet. Orada konuşacağı olan benim. Çünkü bu işin ana rahmine düşmesinden doğup büyümesine kadar burada emeğe olan, mücadele veren birisi benim. Bu davanın müdahil olacağım. Nasip olursa sevgili dostlarımla, çok sevdiğim arkadaşlarla o mahkemede beraber bu konuları tartışacağız. Yanlışlarını da dile getireceğiz. Bir soru gelmiş. Sevgili başkanım, sizin döneminizi yaptığınızı yakinen bilen birisiyim. Tekrar başkanımız olacak mısınız, aday mısınız? Bornova'dan Hüseyin Aydıner. Ben teşekkür ediyorum. Ben bakın ayakkabıcıya hizmet mecburum. Ben çarıkla geldim. 7 yamalıklı pantolonum vardı. Ayakkabıcılıkla bir yere geldim. Ayakkabıcılıkla bakın hem para kazandım hem şahsiyet kazandım. Ayakkabıcıya hizmeti de bir ibadet atlettim. Herkes bir nöbettir. Şimdi genç arkadaşlarımız gelsin. Evet. Ki insanlar belirli bir zaman yoruluyor. Böyle güzel arkadaşlarımız gelsin. Onlara rehberlik, danışmanlık yapmaya varım. Bakın sonuna kadar ben zaten böyle sürekli bu işi yapanlara karşıydım. Evet. 2 dönem için geldim ben. 2. 3. dönem gitme dediler. Bu 4. dönemde Allah aşkına dediler. Arkadaşlarımı sevdiklerimi kıramadığım için aday oldum ama kendime çalışmadım. Bu üçlü ekip bir araya gelsin. Birlik beraberlik sağlansın. Ayrı ayrı bunlar ayrı ayrı adaydı. Üçü birleşti. Zekeriya abisi birleştirdi. Ben dedim ki üçü birleşirse dediğim gibi bir adam olur bunlar iyi. Ama bunlar da arasında 2 yıl bir sonrası da öbürsünü seçmek için bir araya geldiler. Bunlar da geçinmedi kardeşim. Gidin sitede herkes. Yalçın Atat sitede falan toplumun içinde gezebildiği yok. Bu yalanları atar. Gezdiği falan yoktur yani. Böyle ahkam kestiğine bakmayın. Şimdi bir daha aday olma konusuna gelecek. Zaman bakın çok erken konuşmam ben. Zaman bazı şeyleri şartları değiştirebilirim. Ama esnafın danışmanıyım. Derdinde, sıkıntısında, üretiminde ne gerekirse 16 yıl değil ben 45 yıllık deneyimimi bu sektöre her zaman harcarım. Bi sebilillah harcamaya da varım. Peki Sayın Güzel, şimdi birlik iyi yönetilmedi ve bir takım işte bunları konuştuk. Evet. Bir de kaynaklarda bir otel var. Bu da sizin ilgilendiğiniz konulardan ve onun gerçeğini de kamuoyunun... Şimdi kaynaktaki zarar nedir efendim? Otel nasıl var? Kaynaktaki bakın otele gelince kardeşim, o Zekeriya'nın birlikte aynı gelinli melini çalıştırdığı bir aile şirketidir. Otel o kadar bakın müşteriye bana versinler yılda 1 trilyon para kazandırırım. Ve milyonlarca zarar eden 4 tane idarecinin saltanat sürdüğü bir konum haline gelmiştir. Ben buradan sayın bakın yeni çalışmalar var. Şimdi hükümet ne yapıyor biliyor musun? 10. kurultay şeyini yaptı. Çalıştayını yaptı. Evet. Şimdi bu esnaf taşınatları üzerinde bir çalışma var. Evet. Benim ilgili kurumlardan ve bakanlıktan istirhamım, ricam, özellikle talebim şudur. Gelin arkadaş bakın bu Türkiye'de bu arpalıkları bir çeki düzen verin.
bir çatı altında toplayın. Evet. Aynı sanayi ticaret doları gibi. Meslek komiteleri oldurun, hizmet karşılığı para artar. Ama siyasetler bunu yapamıyor. Zannediyor ki o da başkanları veya birlik başkanı, yani biz bunu kafaya alırsak, hep onun istediği işi yaparsak tüm insanlar bize oy verecek. Samimiyetimle söyleyeyim, esnaf tüm odalar, belki de farklı düşünen olabilir ama idarecilerinin hepsini o kurumlarda saltanat süren yer için insanı olarak görüyor. Lafını da dinlemez. Sayın Güzel, şoförler odasına da hiç baktınız mı? Orada da bir... Onu da yazdım ben ya kardeşim. Biliyorsun orada... bir inaugurasyon cihaz işi vardı. UKM ile bir araya gelmişler. 2-3 evet. bin taksiciye düşün. 800-850 bin lira alınacak cihazı evet. tek bir cihaza yönlendiriyorlar markaya. 1800 liraya esnaf, garip taksicilerin hepsini kazıkladılar. Kazıkladılar diyorum, gelsinler karşıma. 10 tane taksiye gittim sordum, abi çalışmıyor denildi. Yani diğer illerde, bakın sen arabanın hepsi Mercedes mi kardeşim? Evet. Niye? Sen bir programın onda entegre etmek için ne yaparsın? Düğmesine basarsın, entegre edersin. Evet. Vatandaş kendi temin etsin. Ama ne yaptılar biliyor musun? 1800 lira 3000 şoföre bunu da gömdüler. Çoğu da bakın memnun değildir. Taksilerle bir konuşun. Evet. Benim bakın Tahsin Güzel sana ne ya, memlekette kanun var, nizam var demeyin. Ben KAM adına yazarlık yapıyorum 25 yıldır. Evet. Adam gibi de yazıyorum. Evet. Niçin yazıyorum? Çünkü basından, bakın basın kamu görevidir. Evet. Kamu bilinciyle hareket edecek, insanları bilgilendirecek, yanlışların karşısında dik duracak. İşine geldiği zaman birilerini met, gelmediği zaman mat etmeyecek. Ben esnafım, esnafın da hangisi olursa olsun, ister manav ister kasap. Peki şoför odasına baktığınız zaman yoğun bir şekilde ellerindeki gayrimenkullerin çıkardıklarını görüyoruz. Bunları nasıl değerlendiriyor? Şimdi en son Çeşme altında bir yerleri var. Orası da çok yani taksici esnafı üyeler gitti odanın önünde eylem yaptılar. Satışa karşı çıktılar. Yani adamlar göz göre göre bir şeyler oluyor. Şimdi ne var biliyor musun? Sedat Öner'i eleştiriyordum. Evet. Ya ben gerçekten benim de bir tahlile ihtiyacım var. Evet. Bakın adam gerçekten bir şeyler kazandırmış. Evet. Gelen gideni aratır. Demek ki evet. bunun için söylemiş. Şoförler lokalı Hatay'da. Evet. Oradaki yerler. Bakın şoförler odası İzmir'de bir otoriteydi. Evet. Şimdi birilerinin arpalı olmuştur. Bakın bunu söylüyorum. Evet. Arpalı olmuştur. Bu insanlar da yargılanıyor durak satmaktan şundan. Yargılanıyor bakın. Evet. Şimdi kardeşim burada neye ihtiyaç var? Dediğim gibi hükümet gelecek neşteri vuracak. Evet. Yani bir kere seçim şartı hiçbir şey yapamıyorsa evet. ya denetime gelecek insanlar ayrı listeyle girsin. Anladım. Benim seçtiğim adam beni nasıl denetleyecek ya? Peki. Allah aşkına listeye aldığım adam beni denetler mi? Ya bir çıkmada geçiririz ya zaman bir anda atıp geçti sayın Güzel. Buradan son cümleler olarak ayakkabıcı esnafına ve esnaf camiasına evet. İzmir'e neler söyleyeceksiniz? Şimdi İzmir burada tabii o zaman on dediğin zaman Kocaeli'ne da giderim. İzmir maalesef bakın Türkiye örnek olan bir kentti. Evet. Herkes buraya İzmir'i görmeye gelirdi. Şimdi mega köy oldu. Sayın Kocaeli gel şu yolumuzu belimizi İzmir'e biraz laf üretmeyi bırakın kardeşim. Lafsa ben de çok konuşuyorum. İki sektörüme gelecek. Elbet bakın dünyada ciddi bir küresel bir kriz var. Evet. Sadece Türkiye'nin meselesi değil. İnsanlar bakın ayaksız dünyaya gelmiyor. Yanlayak dünyaya geliyor. Hı hı. Ayakkabı da en az temel gıda maddesi olan önemli bir sektördür. Hı. Önemlidir yani Türkiye için de önemlidir. Ya araştırın, geliştirin ve de yeniliklere ayak uydurun ama üretmekten ziyade satmanın yollarını da arayın. Ayakkabıcının ufku açıktır. Çünkü gelişmiş ülkeler ayakkabı emek yoğun bir iştir. 20-25 parça. Gelişmiş ülkeler teknoloji üretmeye başladı. İtalya örneğin ayakkabıda bakın öncüydü. Bu Türkiye için çok önemlidir sektör. Çünkü İstihdam ağırlıklı bir sektör. Ayakkabıcı da bu şansı iyi değerlendirsin. Hiç de endişe duymasınlar, sıkıntı yaşamasınlar. Kara gün kararıp kalmayacak. Ben Türkiye'nin gelecekte ufkunun açık olduğuna, sektörün de önünün açık olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Evet, Sayın Yeni Bir TV izleyicileri, bu haftaki aykırı gündemin konuğu, sanayici, iş adamı, köşe yazarı Tahsin Güzel'di. Gelecek hafta başka bir konuda, başka konuklarla buluşmak üzere.